Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, iyi pazarlar. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzellikler sizi bulsun. Dinlenin, keyif alın, huzur bulun. Ee, düzeltmeniz, toparlamanız gereken şeyleri şöyle biraz kenara koyup kenarından kenarından halletmeye çalışın. Güzel, güzel, güzel olsun lütfen güzel olsun. Bu aralar buna ihtiyacımız var. Bakalım falımızda neler çıkmış bugün için. Şöyle bir falımız var arkadaşlar. İlişkilerde ne beklentileriniz var? Vallahi ilişkilerde bir kişiye elinize direkt ilişkilerden başlıyorum çünkü orası biraz karışık bakalım neler olmuş neler olacak diye şöyle bir bakmak istedim hemen oraya. Şimdi bir ilişki bir birliktelik var fakat ee, tartışma, kavga, ayrılık demeyelim buna ama mesafeli olma gibi bir görsel var. Karşınızdaki kişinin kafasında geçmişe ait parasal bir mevzu var yalnız. Hemen tepesinde bir balık geçmişe doğru bakıyor. Geçmişte bir kişiye bakıyor aslında bir para alacağı alacakla alakalı bir konusu olabilir ama sevgi konularını rafa kaldırmış. Yani varsa yoksa parasal konularla alakalı geçmişten beklenti içinde çıkıyor. Birliktesiniz ama mesafelisiniz. Neden? Çünkü o başka yerde sizin yanınızda değilmiş gibi bir görsel var. Siz de aslında baktığım zaman geleceğe bakıyorsunuz. Elinizde tutmuşsunuz partneriniz ya da işte değer verdiğiniz kişiyi. Ne yapayım ben seninle der gibi bir bakış açısındasınız yani hani beklentilerim var umutlarım var senden bir şeyler bekliyorum ama elinizi almış olmanız aynı zamanda ben senin e, gırtlağını sıkacağım <laughs> hani artık sona geldim yeter biraz sabrımın sonu bitiyor kafam uzadı düşünmekten yoruldum yalnızlıktan yoruldum der gibi de çıkıyorsunuz şimdi. Ee, sizin ailenizden büyük ihtimalle bir bayan görüyorum bir bayandan destek almaya çalışıyorsunuz onunla konuşarak bu konuları aslında e, sakinlemeye çalışma gibi bir görselde çıkıyorsunuz bu bayan size destek veriyor aileden birisi dediğim gibi onun da yalnız hayatında sıkıntılar var hatta parantez içinde söylemezsem olmaz. E, bu bayanın hayatında birisi varsa başkalarıyla görüşüyor. Aldatılma durumu olabilir ya da işte kandırılma durumu olabilir. E, partneriyle alakalı bilmediği şeyler de olabilir diye parantezi kapatıyorum. Çünkü arada kalmış sıkışmış görsellerde o da çıkıyor. Şimdi siz oturmuşsunuz ortada olan konuyu konuşuyorsunuz. Yakın zamanda tekrardan konuşmalar bu kişiyle yapacaksınız. Haneye yakın bir kişi olarak da görünüyor. E, sonrasında yalnız biraz kafanızda böyle e, oturttuğunuz ilişki mevzuları ya da hanenizdeki kişiyle alakalı mevzuları e, bu kişiyle konuşacaksınız. Bu sefer bu kişinin yalnız elinde sanki çiçekler var. Aslında durumu farkında olan bir partneriniz. Sıkıldığınızı, yorulduğunuzu, tartışmalardan da aslında yeter artık bitmek üzere dediğinizi farkında olan bir partner yakın zamanda size çiçeklerle gelecek. Önünüzde durmuş sıkıntılarınızı farkında dediğim gibi kafanız kocaman olmuş çünkü ve ailede hanede sıkıldım yoruldum der gibi çıkıyorsunuz. Bu kişi sizden özür dileyebilir, gönlünüzü alabilir, bu dengeyi sağlamak adına adım atacak bir partneriniz olduğunu da gösteriyor. Burası çok güzel bir aydınlanma sarılma bir araya tekrardan güzel bir şekilde gelme görselleriniz var. Bu böyle devam eder mi? Tabii ki. Evet. Tamam hadi gönlümü aldı. Devam eder mi sorusunun cevabı eder arkadaşlar. Kafa kafaya vermişsiniz. Çevrede kim ne derse desin hayatımızda ne var ne yok gel oturalım, anlaşalım, toparlayalım dediğiniz bir döngü içerisinde de olacaksınız. Özellikle Ocak, Şubat aylarında çevreden bazı konularla alakalı tartışacağınız kişiler var ama birsiniz. Sarmaş dolaşı olmuş. Kafa kafaya vermiş, tek beden gibi savaşacaksınız bakın. Bu çok karmaşık geldi, korkuttu beni aslında ama hayır öyle değil. İlişkinizde bugün için eksik kalan, sizi rahatsız eden, işte ne yapacağım ben ileriye dönük olarak bu iş nasıl yürüyecek dediğiniz konularda partneriniz sizi sarıyor arkadaşlar. Bir şekilde yan yana geliyorsunuz, toparlanıyorsunuz, bir araya gelme, aşkın yeniden alevlenmesi, birlikteliklerde ileriye dönük olarak birlikte adımlar atılacağı görselleri var. Ve burada bir para gelmesi, haneye Şubat ayını bulacak. Şubat'ın beşinden sonra bir paranın gelmesi durumu var. Elinize almışsınız böyle. Koşa koşa yarısını sanki geçmişten bir konuya diğer yarısının da cebinizde böyle bir kutunun içine koymaya çalıştığınızı görüyorum. Evinizle alakalı bir konuyu aynı zamanda gene Şubat ayının ortasından sonra diyelim evinizle alakalı bir konuda sanki böyle hızlıca bir gelişme olacak hızlıca kaydığınız toparladığınız bir kişiyle konuşuyorsunuz çok almaz bir kişi hani huysuz bir kişi ama artı alarak bu kişiden de yolunuzun açıldığı rahatladığınız bir sürece gireceksiniz özellikle şubat ayında evinizde kiracısınız ev sahibisiniz şusunuz busunuz e, neyse konunuz artı alarak yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Burada arada gene aynı şekilde bir ev konusuyla alakalı konu da çıkmış. Burasının da aydınlanacağı, yolunuzun açılacağı, konuşmalarda güzel gelişmeler yaşayacağınız görseli var. Çocuk beklentisi içinde olanlarınız için gene parantez açalım söyleyelim. Karnınızda bir şey var, kanca var arkadaşlar. Bu yumurtalıkla alakalı olabilir. Elinizde tuttuğunuz çok istediğiniz geçmişten bugüne getirdiğiniz bir konu Mart ayında A harfi doktorda olur, hastanede olur, bilemem ama A harfindeki bir e, kişi tarafından çözülecek erkeğe giden bir rahim görseli de var burada yolunuz ondan sonra açılıyor. Yine söylemiş olayım ama Mart. Ve kısmet beklentisi içinde olanlar için de şurada şunu söyleyebilirim. Geçmişten birisi geliyor arkadaşlar. Tanıdığınız olabilir, eski çıktığınız olabilir ama Mart ayı gene aynı şekilde bir kısmetin arkanıza takıldığı Ve sizinle birlikte genişleyen güzel bir yolda yoluna devam edeceği görseli var etmem, kabul etmem, olmaz demeyin. Geçmişten birisi gelecek, hayatınıza gelecek. Çok da güzel bir yol çizeceksiniz. Birliktelik olarak çevrenin de desteğini alacaksınız. Görselleri var dediğim gibi. Şimdi iş ve para konularında neler var? Sürünüyorum. Görseli var bir kere. İki işim var. iki konu var. Bunlarla alakalı yolum açılmadı. Bekliyorum. Bir tanesini artık önünü kapattım. Yani beklemiyorum artık. Yeter dediğim bir konu. İkincisinden umutluyum hadi inşallah dediğiniz bir konu için size ocağın 15'inin cevabını verebilirim çünkü konunuz açık bir beklentiniz var bu beklentiyle alakalı ocağın 15'inden sonra güzel haberler alırsınız fakat aldığınız haber hani güzel haber bekleriz de hayırlı mı şer mi deriz değil mi aldığınız haberde kalbiniz temize çıkıyor rahatlıyorsunuz ama burada e, önünüzde e, girdiğiniz iş yerinde mi çalıştığınız alanda mı bir kişi var sizi rahatsız eder bu kişi sıkar yani karnı olan göbekli birisi yani biraz tombul aynı e, frekansta olmadığınız bir kişiyle uğraşırsınız girdiğiniz gibi ya da çalıştığınız alanda öyle söyleyeyim ince görsellerinde çıkıyorsunuz siz o taraf daha kalın görsellerde çıkıyor yani sizden cüssü olarak büyük bir kişi diyelim biz buna bununla uğraşabilirsiniz karşılıklı konuşmalar devamlı konuşmalar ufak tefek tartışmalar aşılmayan yolları Sonuçlandırırsınız ama yani tamamen olmayacak e, tıkalı diyemem açılacak ama çok emek vererek açacağınız bir kişi olarak görünüyor. Sonunda Allah'tan kalp görseli var yani anlaşır uzlaşır bir yere varırsınız. Bu gene aynı şekilde bir para vardır paranın günü gelmiştir o kişiyle uzlaşmak için devamlı konuşmak anlamına gelir ama önü açık paranızı alırsınız anlamına da gelir. Bunun haricinde neler var derseniz şubat ayında iş konularıyla alakalı sıkışıp kalma iki iş ya da iki kişinin arasında kalma durumunuz olabilir ama önünüz açık hayrınıza olan geleceği biraz daha sizi taşıyacak olan tarafı seçersiniz hatta tiyo verelim yüzü uzun bir kişiyi seçiyorsunuz konuştuğunuz kişilerde bir tanesinin yüzü yuvarlak tombik bir tanesinin daha uzun onu seçerek daha güzel bir yola geçersiniz görselleri var arkadaşlar. bir şey daha var burada da bu miras değil iki kişi bir şey bekliyorsunuz karşınızdaki kişide ya da sizde H harfi var Hakkari'nin H'si sanki aile aileye de yakın bu ailenizde parasal konularda bir şey var İki kişi yan yana gelmişsiniz, bekliyorsunuz. Bağlantı, iletişim halindesiniz. O kişi sanki birisiyle konuşacak da size haber verecek. Hani ben konuşayım size haber vereceğim diyen birisi var. Ee, yalnız önü açık yani kiminle konuşuyorsa bir evrak mı alacak bir para mı alacak alacak ama biraz zamanınız var İki ay görseli var ben halledeceğim diyen birisi var burada aslında halledecek ama iki ay var siz sıkıntılı bekliyorsunuz yalnız ama e, bu kişi kim ise çok temizde doğru söylüyor dürüst davranıyor karşısındaki kişi de dürüst çözecek işinizi görseli var onu da eklemiş olalım Burada neler var? Buradan aileden ben falda gördüklerimiz yeterli. Karşılıklı konuşmalarda ön açılır. Kalp 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 görsellerimiz var burada. İş ve para konularında biraz zamana ihtiyacı olan konularınız var. Yakın zamanda bir kişiyle konuşma, görüşme, ortaklık düşünüyorsunuz gibi bir görsel var. Öne açık yalnız bu ortaklığın onu söyleyeyim. Ee, i̇şi bitirme, işle alakalı yani şöyle söyleyeyim. Patronunuzla ya da şefinizle konuşacaksınız olursa olur olmazsa olmaz dediğiniz bir konu var ise şayet. Bunu siz konuşmaya başladığınızda bitişe gider işiniz. Yani işten ayrılmak durumunda kalırsınız. İstediklerinizi karşı taraf vermez görseli var. Önü kapalı başka iş ararsınız. Orada da biraz patenaj yapıyorsunuz olduğunuz yerde sayıyorsunuz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın arkadaşlar. Almaz almaz konuşan birisi var çünkü karşınızda. Hatta ikili oynuyor. Görselleri var. Gördüklerim bu şekildeydi. Hayrınız olanlar önünüze düşsün. Keyif alacağınız güzellikler sizi bulsun arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.